Eviniz çok güzel olmuş Cemile. Çok güzel yapmışsınız, elinize sağlık. Mete ilk şarkısından kazandığı parayla yaptı. Sonra biz de bir şeyler yaptık, güzel oldu. Daha yeni semtte, daha geniş bir evde oturabilirsiniz Cemile. Niye yapmıyorsunuz? Biz burayı seviyoruz. Buraya çok emek harcadık. Emek verilerek elde edilen şeyin değeri bir başka oluyor. Başka hayat istemiyoruz biz. Ben de çocuklarım da. Mete, daha iyi misin oğlum? İyiyim, iyiyim. Tamam, ben kalkayım. Mustafa'dan bir haber var mı? Neredelermiş anasıyla? Bilmiyorum ben, haberim yok. Bul Mustafa'yı. Ben çok merak ediyorum oncağızı. Yüreğim sızlıyor. Tamam anne, bakacağım içerisine, tamam mı? Biz geldik. Beraber misiniz siz? Gel, yolda karşılaştık babaanne. Merhaba baba. Merhaba anne. Osman. Gel oğlum. Ailem içinde en az sarıldığım kişi babamdı. Ama en çok onun kokusunu hatırlarım. Tıraşlı yanaklarına sinmiş sabun kokusu hala burnumun ucunda ve tazedir. Hep gitmeye hazır, her an demir alacak gibiydi. Bana bakışında sevgiden çok mahcubiyet ve teslim olunmuş bir ayrılık hüznü vardı. Bana her sarılışı bir bağışlanma yalvarışıydı. Sırrını bildiğimi bilirdi. Onun için sarılmalarımızda sevinç olmazdı. Biz hep hüzünlüydük. Kucaklaşmamız sır zarfının mührünü yenilemekten başka bir şey değildi. Ne oldu? Ne oldu abi be? Bir şey olmamış oğlum, düşmüş. Ağaçtan mı düşmüş? Evet, Lemin'in bahçesine daldım, oradan düştüm. Aylin, kızım senin mahkemen vardı, ne oldu? Boşandım. İyi, hayırlısı olsun kızım. Bana ne oldu? Ah! Oğlum! Oğlum acaba ne yapıyorsun? Şevene ne oldu? Yapma oğlum. Bu şımardı. Sen beni üzülmedin mi? Ben gideyim artık. Tamam. Bu gece buluşalım, önemli şeyler söyleyeceğim. Tamam. Evet, tamam, tamam oldu. Oldu, tamam. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Ben işe geç kaldım hayatım.
Hemen çıkmam lazım. Allah'a ısmarladık. Kenan. Efendim canım. Karolin hala otelde mi? Evet. Peki... Ali Bey, Karolin'in otelde kaldığını biliyor mu? Hayır, zannetmiyorum. Ali Bey bu konuda sana bir şey söylemedi mi? Söyledi ama... bunlar özel şeyler hayatım. Neticede konuşulmaması lazım. Ama sana anlatmış. Evet, anlattı. Şu kadarını söyleyeyim. Anlattıkları Karolin'le Ali Bey'in arasının açılmasına... Cemile Hanım'ın sebep olduğu yönündeki düşüncemi kuvvetlendirdi. Geç kaldım. Görüşürüz, Allah'a ısmarladık. Alo. Merhaba Aylin. Abla, nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim. Seni merak ettim de mahkeme ne oldu? Boşandım. Gözün aydın. Hayırlısı olsun. Sağ ol abla ya. Çok teşekkür ediyorum sana ya. Teşekkür edecek bir şey yok tatlım. Görüşürüz sonra. Tamam, görüşürüz. İyi misin? İyiyim. İyi, çok sevindim. Bugün işe falan gitme. Evde kal, dinlen, olur mu? Ben evde oturmak istemiyorum Hakan. İşe gideceğim. Berin, acele etmeseydin bu kadar. Sen merak etme, git işine. Kendimi iyi hissetmezsem gitmem zaten. Tamam. Asmaldık. Güle güle. Güzele bakmak sevaptır diye duydum da. Soner, bu ne hal? Ne varmış halimde? Sen... geçen akşam bizim evin önünde tur atıp... o sendin değil mi? Çığlık atıp motosikletle tur atan. Yanındaki de Süleyman'dı. Ay, ikinizdiniz değil mi? Hatırlamıyorum. Biraz alkol almıştık da. Ya delisiniz siz. Biraz delirmeye ne dersin? Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.